İlk deniz aşırı ulaşım araçlarından birisi olan gemiler, yüzyıllar boyunca özellikle kıtalar arası yolculuklarda ve yük taşımacılığında sıkça kullanılmaktadır. Birçok uzmana göre oldukça güvenli bir ulaşım aracı olan gemiler, maalesef kötü hava ve deniz koşulları gemilerdeki aksaklıklar sebebiyle batmakta ve kullanılmaz hale gelmektedirler. Bak Bakalım'ın bu videosunda size dünyanın çeşitli sebeplerle terk edilmiş 10 büyük gemisinden bahsedeceğiz. Bak Bakalım olarak bir sürü farklı kategoriden video paylaşıyoruz. İzlemekten keyif alacağınız videolar için kanalımıza davetlisiniz. O yüzden hemen şimdi abone ol butonuna basabilir ve videolarımızı takip edebilirsiniz. 1. New Carissa, Coos Bay, Oregon. Japon bir firmaya ait olan New Carissa, kullanılamaz hale gelmeden önce 36 bin ton ağırlığında olup genellikle odun yongası veya talaş taşımaktaymış. Amerika'nın Oregon şehrinin Coos Körfezi'ne yaklaştığındaysa devasa geminin içerisinde herhangi bir yük yoktur. Fakat kötü hava koşulları sebebiyle denizde kendi halinde sürüklenmeye başlayan gemi bir anda ortadan ikiye ayrılmış ve batmaya başlamıştır. Bu feci kaza sırasında gemi içerisinde bulunanlar zarar görmeden hemen yardım ekipleri tarafınca kurtarılmışlardır. Gemi ise kendi haline bırakılmıştır. Fakat gemiden denize yayılan yakıt ekolojik anlamda doğaya ciddi zararlar vermiştir. Günümüzde geminin enkazı hala denizin ortasında bulunmaktadır. 2. Selenden Ayu, Alaska. 2004 yılında Washington limanından ayrılan dev gemi her zamanki gibi Çin'e doğru gitmektedir. 66 bin ton soya fasulyesi taşıyan bu yük gemisinin motorundaki küçük bir sorun saatler içerisinde büyümüş ve buna kötü hava koşullarının eklenmesiyle birlikte durum kurtarılamaz hale gelmiştir. Kısa bir süre içerisinde gemi ortadan ikiye ayrılmış ve 6 gemi çalışanının hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 3. Argo Merchant, Massachusetts. Bu petrol gemisinin hikayesi ise 1953 yılında başlamaktadır. Denizdeki yaşamına başladığı günden itibaren 12 kaza geçiren, 2 kere karaya oturan bu güçlü ve büyük gemi son kazasını 1976 yılında Nantucket Adası yakınlarında yapmıştır. Bu büyük gemi kazası ise 7.7 milyon galon petrolün okyanusa akmasına neden olmuştur. Neyse ki denizdeki akıntı ve rüzgar petrolün kıyıya değil de okyanusa doğru yayılmasına neden olmuştur. 4. Evangelia, Romanya. 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan nadir gemilerden birisi olan Evangelia bir yük gemisi olarak tarih boyunca kullanılmıştır. İngiltere'den Avustralya'ya, hatta Arjantin'e kadar giden bu devasa gemi artık kullanılamaz bir halde Karadeniz'de denizin onu içerisine çekmesini beklemektedir. Eğer bir gün yolunuz Romanya açıklarına düşerse kesinlikle bu devasa ve eski gemi kalıntısını uzaktan görmelisiniz. 5. SS Palo Alto, Kaliforniya. Kaliforniya, Oakland'de bir iskeleye bağlı şekilde kaderine terk edilmiş bu gemi beton bir gemidir. Yanlış duymadınız, bu gemi diğer gemilerin aksine betondan yapılmıştır. 1919 yılında inşa edilmiş bu gemi ilk başta petrol tankeri olarak inşa edilmiştir. Fakat daha sonra 1929 yılında eğlence parkı olarak kullanılmak istenmiş. Fakat şirketin 2 yıl sonra iflas etmesi üzerine terk edilmiş ve bir daha kullanılmamıştır. 6. Temple Hall, İspanya. Hakkında çok fazla bilginin olmadığı bu gizemli gemi, 1954 yılında inşa edilmiş ve o yıldan itibaren sahipleri sürekli değişmiştir. Los Angeles'tan Selanik'e kadar birçok kez uzun rotalarda seyahat eden bu yük gemisi, maalesef kötü hava ve deniz koşullarına daha fazla dayanamamış, İspanya'nın Lanzarote adası açıklarında kendi kaderine terk edilmiştir. 7. Zeyla, Namibya. Listenin en küçük gemisi olan Zeyla, 1975 yılında inşa edilmiş ve 2000'li yıllara kadar görevini yerine getirmeye devam etmiştir. Bir balıkçı teknesi olarak çalışan bu gemi, aynı zamanda 2008 yılında Hindistan Bombay'a hurda metalle götürmüştür. Fakat ne yazık ki Zeyla'nın bir gün çekme halatı kopmuş ve Namibya kıyısında karaya oturmuştur. O yıldan itibaren de Zeyla terk edilmiş bir gemi olarak kıyıda martıların evi olarak bulunmaya devam etmektedir. 8. Mega Van Triton, Grand Turk Adaları. Mega kelimesini duyunca gözünüzde dev bir gemi canlanmış olabilir. Ancak Mega Van Triton gemisi hiç de düşündüğünüz kadar büyük bir gemi değildir. 2012 yılında gerçekleşen Sandy kasırgasından diğer birçok şey gibi kötü etkilenen bu gemi karaya vurmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Günümüzde turistik bir yer haline gelmiş kıyıdaki bu gemi enkazının yanına tehlikeli olabileceği için yaklaşılmasına yetkililer tarafından izin verilmemektedir.
9. Agios Dimitrios, Yunanistan. 1950 yılında inşa edilen bu geminin tam olarak ne gibi yükler taşıdığı bilinmese de birçok kişi geminin sigara kaçakçılığında kullanıldığı konusunda hemfikirdir. 1981 yılında karaya oturan bu büyük geminin nasıl ve neden karaya oturduğuyla da ilgili ortalarda bir takım efsaneler dolaşmaktadır. Bunlardan en akla uygunu ise sigara kaçakçılığından yakalandıktan sonra gemi sahiplerinin vergilerini ödeyene kadar geminin yetkililerce bağlandığıdır. Fakat gemi sahipleri vergilerini ödemeyince gemi karadan çıkarılmamış ve öylece kendi kaderine terk edilmiştir. 10. Ocean Dream, Tayland. 1972 yılında İtalya'da inşa edilen 450 yolcu kapasiteli bu dev yolcu gemisi 2011 yılında Çinli bir şirkete satılmıştır. Fakat 2014 yılında şirketin iflas etmesi üzerine Tayland'ın Racha açıklarında terk edilmiştir. Ancak gemi oluşan korozyon nedeniyle çürümeye başlamış ve ilerleyen günlerde meydana gelen fırtına sebebiyle su alarak alabora olmuştur. Geminin batmasıyla birlikte denize yakıt sızıntısı oluştuğu açıklanırken Tayland sahil güvenlik yetkililerinin batan geminin çevresine bariyer çektiği açıklanmıştır. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında gördüğün resmin üstüne tıklayarak hemen yeni videolarımızı izlemeye başlayabilirsin. Bak bakalım kanalımızda izlediğin bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basabilir, arkadaşlarınla paylaşabilir ve görüşlerini bize bildirebilirsin. Diğer videoda görüşmek üzere.